Selamlar arkadaşlar, Matematik Harfisi kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte mikro orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Şu an 22. sayfadayız ve 6 tane sorum var test şeklinde. Konu özeti soru bazında yapacağız burada çünkü bu bir test olduğundan dolayı. Konu özeti ne zaman yapıyoruz? Normal konu anlatım kısmında konu özeti, test kısmında yanında eğer ki vereceğim örnek var sonları verip bu şekilde soru çözerek ilerleyeceğiz. Herkes hazırsa ilk soruma başlıyorum. 1A 0B4 basamaklı ve 6C 93 basamaklı sayılar olmak üzere bunların toplamında ABC nedir diye sormuş bize. Şimdi ben şöyle başlayayım. Sana demiştim ya, bunların normal 3. sınıf toplaması ya da çıkarması diye yaparsak B'den 9 çıkardığımda 3 kalmış. Demek ki ben şuradan 1 elde almışım. Elde aldıktan sonra buranın aslında 13 olması lazım. Pardon, 12 olması lazım. 12'den 9 çıkardığımda ne kalsın? 3 kalsın. Demek ki ben B'ye 2 diyeceğim. B'ye direkt buradan 2 yazalım. Geldik buraya. Buradan bir elde alınca burada 9 kaldı. 9'dan kaç çıkarırsam 5 gelir. 4. Demek ki C'de 4 olacak. Gel hemen C'ye 4 yazalım. Sıkıntı yok. Şuradan ben bir iğne elde almıştım aslında. Bu eldeyi aldıktan sonra 5 kalıyorsa burada. Evet, bu eldeyi aldıktan sonra 5 kalıyorsa buranın ne çıkması lazım arkadaşlar? 11'den 6 çıkarsa 5 kalır değil mi? Demek ki burası 12'ymiş ki ben buradan 1 elde alınca 11 kalmış. 11'den de 6 çıkarınca ne kalacak? Oradan da 5 kalacaktır. Yani bizim A'mız da 2 olarak bulunacak. Her birini sırayla bulduktan sonra gel yazalım. A zaten 2 idi. B de 2 idi. C'de 4 olduğuna göre bunların toplamının ben 8 olduğunu söyleyebilirim. O da D seçeneğidir. Bakın bunu böyle basit bir şekilde bulduk. Geldik buraya. Bir tane çıkarma vermiş, bir tane çarpma vermiş. Bizden x'ye eksi ab'yi istiyor. Şimdi şunu diyelim. 85'ten ne çıkarırsam 16 kalır. Böyle diyebilirsin. 85'ten 16 çıkarırsam o çıkardığım şeyi bulabilirim. Hani bunu geçen derste özet olarak söylemiştim. Ya da aklına gelmedi mi? Şöyle yap. 85'ten x'ye çıkarırsam 16 kalıyorsa x'ye diğer tarafa at, 16'yı karşı tarafa atarsan 85'ten 16 çıkarırsak x'ye kalır. Yani yazdığımız mantığın aynısına gelecek, bilgin olsun. 85'ten çıkardığımız sayıya bakarsak demek ki buranın 9. 7'den 1 çıkardığımızda 69 olduğunu söyleyebiliriz. Yani birisi 69 geldi x'ye sayımız. Eksi. AB sayımız, AB ile 4'ü çarpmışız, 64 geldiyse ben 64'ü 4'e bölerek AB'yi bulabilirim. Bir tane zaten 4'tü. Çıkardığımda 24 geldi. Burası da 6 olduğu için çıkardığımda 0 0 geldi. Yani ben bunun 16 olduğunu söyleyebilirim. Burası da 16 ise 69'dan 16 çıkardığımızda 53'e ulaşacaksın. O da bakın B seçeneğidir. Şimdi geçiyorum 3. sorumuza. Bize bir çarpma vermiş. Bu çarpmayı yıldız diyorum çünkü birçok öğrencinin takıldığı bir çarpma tipi bu, bilgin olsun. ABC ile 31'i çarpınca 564 sayısı gelmiş. Ama burada bir hata yapmış. Ne hatası yapmış bu adam? Alttaki NPR'yi bir basamak kaydırması gerekirken kaydırmamış. Yani biz bunu aslında bunu arkadaşlar üstteki ile alttakini aynı düşünmüşüz. Şöyle yapacaksın çok basit mantık olarak. Bu 1 çarpı ABC olurken burası da arkadaşlar 3 çarpı ABC olur. Şuna ben not yazıyorum. Notum şu. Eğer kaysaydı, eğer kayma olsaydı burası 30 çarpı ABC olurdu. Yani onlar basamağı olduğu için arkadaşlar bir basamak kaydırmanın mantığı bu. 30 çarpı ABC yapmış olurduk ama kaydırmadığından dolayı 3 ABC diyorsun. Bilgin olsun. Biz bunları topladığımızda ne geldi burası? 4 tane ABC. 4 çarpı ABC eşittir 564 geliyorsa her iki tarafı 4'e bölersem ABC dediğim şey eşittir 14,141 mi yapar? 14 çarpı 4, 560, 564'ten 141 yaptı. Demek ki bizden istediği sayı 141 ise ben gelip onu işaretlemiş olacağım. İlk 3 soruyu bitirdik. Kaldı son 3 sorum. Testin en zor sorusuydu belki de 4. soru. ABC 7, 4 basamaklı XYZ ve 4XX, 3 basamaklı YX, 2 basamaklı sayılar. Yani bunları belirtmediği sürece ben bunları 2 basamaklı, 3 basamaklı ve 4 basamaklı alamam, bilgin olsun. Sonra XYZ ile YX'i çarpmış, XYZ gelmiş. Şimdi ben bu birinci çarpanı bulurken ne yapıyorum aslında? X çarpı XYZ diyorum değil mi? Eğer ki arkadaşlar bu XYZ'ye eşitse bu XYZ'ler gider. X'imiz ne gelecektir? 1 gelecektir. Bunu biliyorsun. X'in ben buradan 1 olduğunu çıkardım. Yine geldim şunu bulurken de hani basamak kaydırmış halini düşünürsek XYZ çarpı Y eşittir
4xx gelecek. Ben x'i kaç bulmuştum? 1 bulmuştum. Gel x yerine 1 yaz. 1yz ile y'yi çarparsam 411 sayısına ulaşmış olurum. Şimdi burada biz şöyle bir yorum yapalım. Hani 120'li yani ikili üçlü sayılar vererek tahminde bulunacağız. Atıyorum burası 2 olsun. 120'li. 120'li sayıyı 2 ile çarparsan 240'lı bir sayıdır. Bu elendi olmaz diyorsun. Ben buraya 3 desem arkadaşlar. Hani 1 de 111 de diyebilirdin. 1 ile çarpıldığı zaman zaten y'nin 1 olmadığı belli. Ben 130'lu bir sayı 3 ile çarptığım zaman 390'lı bir sayı gelir. Yani bizi kurtarır gibi. O zaman ben şunu diyebilir miyim? Yani burası 1 3z olursa çarpı 3 dediğim ifade 411 geliyorsa. Şöyle yapabiliriz daha kolay olsun diye. 411'i ben 3'e bölebilirim. 411'i 3'e bölersem arkadaşlar burada ne var? Bir tane var. 3 çıkardım. 11 var. Yine 3 tane var değil mi? 9 çıkardığımızda 21. 7 tane var. 137'ye ulaşmış oldu. Yani bizim bulduğumuz sayı 137 oldu. Hangi sayı hocam? Birinci sayı. Yani burası 137'ymiş. Burası da arkadaşlar ne gelmiş oldu? 31 mi gelmiş oldu? Evet, 131 ile ben 31'i çarpınca ABC 7 sayısına ulaşmış olacağım. E tamam gel o zaman 137 ile 31'i çarpalım burada. 137 çarpı 31. Birincisi zaten 137 geldi. Diğerini 3 ile çarparsan bu da arkadaşlar 1 1 411. Kaç? Evet 411 yaptı. Bunları topladığımda 7 4 2 5 4 geldi. 4247. Zaten A sayımız 4 gelir buna göre. Artı B sayımız 2 gelir. C sayımız da 4 gelir. Bunların toplamı da bana 10'u verecektir. Bakın o da D seçeneğidir. Dediğim gibi yıldızlıyorum. Zor ve güzel bir soruydu. Geçelim 5. sorumuza. 5. soruda arkadaşlar kutu iki tane kutu verilmiş. Bunların birine toplama, diğerine çarpma şekilde yazıldığında eşitlik sağlanıyorsa A çarpı B nedir? Şimdi hangisini çarpma, hangisini toplama olduğunu gel tahmin edelim seninle. Atıyorum burası arkadaşlar toplama olsun, burası çarpma olsun. Tamamen bunu attım bu arada. Bu toplama olursa bunu düzenleyebiliriz, sorun yok. Ama bu çarpma olursa 5 ile neyi çarpıp hani bu 5'in bir katı gelecek. 2 topladığımızda 5'in katı artı 2 bir sayı gelmesi lazım. Atıyorum ben buraya 1 desem bile B'ye 5 artı 2'den 7 yapar. 2 desem 12 yapar. 3 desem 17 yapar. Onun için olmaz. Yani ben sana olmayan örneği gösterdim. Şöyle bu olmadı bizim için gitti. Şöyle evet bu olmadı. Çünkü ben burayı çarpma yazarsam sağlamıyor. Demek ki tek sağlayan şey nedir? Buranın çarpma olması. Buranın da toplam olması. İşim kolaylaştı. Burası çarpmaysa bir sayıyla neyi 2'yi çarparsak 10 geliyorsa buranın 5 gelmesi lazım. Şunu diyeceksin 7 eksi a eşittir 5 ise ben a'nın 2 olduğunu söyleyebilirim bu cepte. Diğer alt tarafa 5 ile topladığımız zaman 10 geliyorsa her sayı demek ki şuranın arkadaşlar 8 gelmesi lazım. 5 artı b dediğimiz şey 8'e eşitse 5'i diğer tarafa atarsak b'nin de ben 3 olduğunu söyleyebilirim. A 2 geldi, B de ne geldi? 3 geldi. Demek ki ben bunu yazarsam 2 çarpı 3 dediğim şey 6 olarak çıkacaktır. O da B seçeneğidir. Geldim 6. sorumuza. Yine sınavlarda klasik gelen sorulardan bir tanesinin farklı versiyonu. Şimdi hangi işlemleri uygularsan her sayının aynı olduğunu bulabilirsin demiş. İlk aklıma gelen şey sanki hepsi eksi 8'i buldurur gibi bana. Nasıl eksi 8'i bulduracak hocam? Atıyorum ben buraya eksi desem bak eksi 8 geldi. Eksi 8 olduğunu nasıl karar verdin hemen? 5 ve 3'ü kullandığın zaman 4 ve 2'yi kullandığın zaman bir sayı elde edeceksen ya bu 8'dir ya eksi 8'dir. Eksiler bolsa demek ki ben bunu eksi 8 diyebilirim dedim. Onun için buraya geldik. Buraya çarpma ekledim ben ki eksi 8 gelsin. Buraya ben ne eklemem lazım? Çıkar toplama eklemem lazım. Toplama eklersem eksi 6 ile eksi 2'yi toplarsam eksi 8 yapar. Birinci eksi olacak. Şunlar gider. İkinci çarpma olacak. Şu gider. Sadece A seçeneği kalacaktır. Bunu da böylece bitirmiş olduk. Evet arkadaşlar senden ricam kanalımı takip edip beğeni tuşuna basmayı unutmuyorsun. 23. sayfayı benle birlikte takip ediyorsun. Orada küçük bir konu özetim var. Ondan sonra sorularını çözeceğiz. Sağlıcakla kal. İyi çalışmalar.